Evet arkadaşlar, Biyosentez kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün size 11. sınıf 1. yazılı, 1. dönem 1. yazılı çalışmasıyla alakalı bir program hazırladım. Peki bu programın içinde ne mi var? Arkadaşlar, bu programın içinde sinir sistemine ait, merkezi sinir sistemine ait, işte insanda sinir sistemine ait, çevresel sinir sistemine ait ve endokrin sisteme ait belli başlı yazılı soruları tarzında hazırladım. Ve bunlarla ilgili eşleştirme olsun, boşluk doldurma ve klasik şekilde olsun kısaca bir özetini gerçekleştirdim. Umarım işinize yarar, umarım güzel ve faydalı bir şekilde kullanabilirsiniz. Hiç bekletmeden ben direkt geçiş gerçekleştirmek istiyorum. Sınıf yazılı çalışmasında ne mi var? Hemen bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki sinir hücresinin kısımlarını gösteriniz, yapıları kısaca açıklayınız. Şimdi sırasıyla bakmak gerekirse hemen şu kısım bize dendriti göstermekte. Peki dendrit ne işe yarıyor? Dendrit uyarının alınmasını ve uyarının hücre gövdesine iletilmesini sağlayan yapıdır. Hemen şu kısma baktığımızda bu kısım neresidir? Bu kısım ise bizim için değil, daha doğrusu sinir sistemi için, sinir hücresi için hücre gövdesidir. Hücre gövdesinin içerisindeki bu sarı yapı ise arkadaşlar tam ortada bulunan çekirdektir ki sentrozom hariç diğer organeller sinir hücresinde gövdesi içerisinde bulunur. Bu gördüğünüz yapı ise miyelin kılıftır ve miyelin kılıf da sinir hücresinin aksonlarında iletim hızını arttıran bir yapıdır ve şivan hücreleri ya da oligodendrositler tarafından oluşturulur. Hemen bize gösterdiği yapı ise aksonun kendisidir. Akson ise uyarının dendritten alınıp uyarı dendritten alıp aksona doğru sinir hücrelerinde iletilir. Ve son olan kısma baktığımızda da son olan kısımda sinaptik uçtur. Yani sinapsların yapıldığı yerdir. Sinaptik uç bir sonraki sinir hücresinin dendritiyle bağlanır. Hemen şu kısımdan dendritle bağlanır. Ve sinaptik ucun bir diğer ismini söylersek eğer, bu da akson ucu olarak karşınıza çıkacaktır. Hemen sonraki sorumuza bakalım. Nöron çeşitleri nelerdir? Bunları belirtiniz. Şimdi nöron neydi? Nöron sinir hücresiydi. Nöron çeşitlerine bakarsak ise biz nöron çeşitlerini 3'e ayırıyoruz. Bunlardan bir tanesi duyu nöronu, bir diğeri ara nöron ve bir diğeri ise motor nöronu olmak üzere 3'e ayrılıyor. Duyu nöronlarının görevi reseptörlerden uyarıyı almak, uyarıyı alır. Reseptörlerden uyarıyı aldıktan sonra uyarıyı nereye iletecek? Ara nörona iletir. Hemen şöyle aralarından bir çizgi çekelim. Uyarıyı ara nörona iletiyor. Peki ara nöron ne yapıyor? Ara nöron duyu nörondan aldığı uyarıyı önce bir kendi içinde değerlendirir. Değerlendirme bittikten sonrasında bir cevap oluşturur ve cevabı oluşturma işleminden sonra da bunu motor nörona iletimini gerçekleştirir. Bu arada ara nöron bağlantı nöronudur. Duyu nöronu ile motor nöronu arasında bağlantı kurar ve ara nöron motor nörona ilet. Motor nöron ise aldığı cevabı efektör organa iletir. Eğer bir elini çek komutuysa, elini çekme işlemini ya da işte ayağını çekme işlemini ya da işte başka bir tepki ya da refleks gösterme olayını gerçekleştirir. Görevleri bunlardır. Duyu nöronlarına getirici nöron denir. Ara nöronlara bağlantı nöron adı verilir. Motor nöronlarına ise götürücü nöron adı verilir. Hemen bir sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Ya hep ya hiç prensibini açıklayınız. Şimdi ya hep ya hiç prensibi için bir şekil çizmemiz gerekmekte. Şöyle yapalım. Şöyle şeklimizi çizelim. Hemen şu şekilde bir şeklimiz var arkadaşlar. Bakın şimdi şu kısımda herhangi bir uyarı oluşmamış. Şimdi uyarının oluşmadığını nereden biliyorum ben? Bakın dümdüz bir çizgi var. Yani burada şunu söylüyor bana. Eşik değerinin altında bir uyarı geldiği için impuls oluşmamış. Bakın burada bir impuls oluşmuş. Yani burada nedir? Eşik değeri ya da onun üstü kadar.
hemen bir sonraki kısımlarda yine nedir? Uyarı oluşmaya devam etmiş. Şimdi ya hep ya hiç prensibinde şunu söylüyor. Diyor ki bana, ben dediği kim? Bu arada tel arkadaşlar. Ne teli? Sinir teli. Bu çok önemli. Sinir teli veya da arkadaşlar kas teli. Sinir teli ya da kas teli şunu söylüyor. Diyor ki bana ya eşik değerim kadar, ya eşik değeri kadar ya da eşik değerinin üstünde bir uyarı vermen lazım. Ki ben sana ne oluşturabileyim diyor. Ben sana impuls oluşturabilirim diyor. Tamam mı? Ve şunu unutmayalım. Ya hep ya hiç prensibinde uyarılan yer ya da uyarıyı alan yer arkadaşlar neresidir? Bir sinir teli ya da bir kas telidir. Ve yine tekrar ediyorum, ya hep ya hiç prensibinde diyor ki ya bana eşik değerim kadar ya da eşik değerin üzerinde bir uyarı verirsen ben algılayabilirim. Onun dışında algılama yapamam diyor. Hemen bir sonraki soruya bakalım. Merdiven etkisini açıklayınız. Merdiven etkisi de aslında bir nevi ya hep ya hiç prensibine benziyor. Bakın ilk etapta şöyle bir normal çizelim. Bakın merdiven etkisi de şöyle yavaş yavaş bir artış gerçekleştiriyor bakın. Artışı gerçekleştiriyor ve bu artış gerçekleştikten belli bir süre sonra ne yapıyor? Artık sabite biniyor. Yani aynı şekilde devam ediyor. Bunun sebebi nedir? Öncelikle merdiven etkisinde uyarılan yer bir sinir demeti veya da bir kas demetidir. Bunlar çok önemli. Ya hep ya hiç prensibinde de sinir teli uyarılıyordu. Şimdi diyor ki bunlar yavaş yavaş artmış. Bakın buradaki impuls uyarısı bu şekilde. Yavaş yavaş arttığı için şiddet de arttırılmıştır aslında. Ama bakın normal, sonra ne yapmış? Sabite binmiş ve hiçbir değişiklik gözlemlenmiyor. Şimdi neden burada sabite binmiştir? Neden burada yavaşça artış göstermiştir? Neden yavaşça artış göstermiştir? Çünkü her seferinde uyarı şiddeti biraz artırılmıştır. Ve uyarı şiddeti arttıkça impulsun büyüklüğü de değişmiştir. Fakat sonrasında neden sabit kalmıştır? Sabit kalmasının nedeni her seferinde, bakın şu kısma kadar her seferinde yeni bir sinir demeti uyarılmıştır. Ama artık buradan sonra uyarılacak bir sinir demeti ya da bir kas demeti olmadığı için ne yapmıştır arkadaşlar? Büyüklüğü ya da işte boyutları, eşitliği aynı devam etmiştir. Yani tamamı artık uyarılmıştır. Merdiven etkisi de bu şekildedir. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Sinaps nedir? Sinapslarda impuls iletimi esnasında gerçekleşen olayları yazınız. Şimdi sinapslarda impulslar, öncelikle bir sinapsı çizelim. Bakın şimdi sinaps şu şekilde bir yapı. Şöyle bir yapı. Sinapsın olduğu yerde hemen şuradan da bir dendrit çizelim. Şurada dendrit. Peki bunun kuş bakışı görünümü nasıl? Kuş bakışı görünümünde şu altına çizeyim bakın. Şu hücre gövdesi olsun. Bakın şunlar dendritler olsun. Şurası aksonucu. Bakın şu kısım sinaps. Yuvarlak için aldığım kısım sinaps. Bu sinapsın olduğu, ya daha doğrusu sinaptik uç şöyle. Sinaptik ucun olduğu yer, bittiği yerde başka bir sinir hücresi başlıyor. Şöyle şurası dendrit. Şurası akson ve şurası da en son neresi? Sinaptik uç kısmı. Bakın hemen şuradaki sinaptik uçla dendritin arasındaki olan kısım aslında bana gösterdiği kısım şu yukarısı. Şimdi sinaptik uç burası, yani akson tarafından impulsun, yani uyarı dediğimiz sizin impulsun geldiği yön burası. Burası neresi peki? Burası da diğer sinir hücresinin dendriti. Yani şu birinci sinir hücresiyken şu ikinci sinir hücresi. Buradan bakarsak da eğer bu birinci sinir hücresiyken şurası da ikinci sinir hücresi. Şimdi bakıyorum ben arkadaşlar. Bunların içerisinde bazı keseler var. Ben bu keselere ne adını veriyordum? Ben bu keselere sinaptik kese adını veriyorum. Sinaptik keselerin içerisinde bulunan maddelere de ben nörotransmitter madde adını veriyorum. Peki nörotransmitter maddeler nedir? Ne işe yarıyorlar? Nörotransmitter maddeler kimyasaldır ve diğer sinir hücresinin uyarılmasını sağlıyorlar. Ve bu işlem nasıl gerçekleşiyor? Şimdi impuls geldi. Sırasıyla adım adım ve yavaşça yazalım. İlk etapta birinci sinir hücresi tarafından impulsun gelmesi lazım. İmpuls geldikten sonra akson ucu, yani sinaptik yumru dediğimiz şu kısma, hücrenin içerisine
kalsiyum girişi başlar. Yani kalsiyum geçirgenliği hücrenin ne yapacaktır? Artar. Hücrenin kalsiyum geçirgenliğinin artması şuna sebebiyet verecektir. Bu bulunan sinaptik kese gidip hücre zarına yapışacaktır. Yani şuraya yapışsın. Daha sonra bunun içerisinde bulunan nörotransmitter maddeler hücre boşluğuna ne yapacaktır? Dökülecektir. Ama öncelikle ne yapacak? Sinaptik kese yavaşça yazalım. Sinaptik yumruğuyla kaynaşır. Sinaptik yumru ile kaynaşır. Sinaptik yumru ile kaynaşmasını sağlayan kim? Kalsiyum. Sinaptik yumru ile kaynaşma gerçekleştikten sonra içerisinde bulunan nörotransmitter maddeler arkadaşlar ne yapacaktır? Sinaptik boşluğa, yani şu taradığım alana boşalacaktır. Peki bu boşalma işlemini hangi olayla yapacaktır? Egzositozla. Egzositozla yaptığı için de ne yapacaktır? Enerji harcanır. Dendritin bulunduğu kısımda ise reseptörler bulunur ve bu nörotransmitter maddeler kimlere tutunacaktır? Reseptörlere tutunur. Fakat reseptörlere tutunmadan önce difüzyonla bir eşit şekilde dağılması lazım. Reseptörlere tutunduktan sonra artık ikinci sinir hücresi ne yapılmıştır? Uyarısı gerçekleşmiştir. Amacıma ulaştım. Peki bu uyarı nasıl durur? Uyarının sürekli devam etmemesi için ne yapıyor? Uyarının kesilmesi için boşlukta bulunan nörotransmitter maddeler ya enzimler tarafından parçalanıyor arkadaşlar ya da tekrardan sinaptik uçtan içeriye geri alınıyor. Geri alınma işlemi de polimer oldukları için endositozla gerçekleşecektir. Yani yine enerji harcanır aslında. Sinapslarda gerçekleşen olay bu şekildedir. Sinapslarda durum kimyasal olarak gerçekleşir. İletim kimyasaldır. Bunu da sakın unutmuyoruz. BOS nedir? Açıklayınız. BOS dediğimiz şey beyin omurilik sıvısıdır. Peki beyin omurilik sıvısı nerede bulunur? Beyin omurilik sıvısı ömürcekçi zar. Ömürcekçi zar değil burası. Örümcek. Örümcekse zar ile ince zar arasında bulunuyor arkadaşlar. Peki görevleri nedir BOS'un? BOS'un görevleri hücreyi bir kere içerisinde madde alışverişini sağlar ve aslında kılcal damarlardan sızan sıvıdır BOS. Ve BOS mekanik etkilere karşı ne yapacaktır arkadaşlar? Beyni korur. Bu bir. İkincisi damarlar içerisindeki iyon dengesini sağlar. Ve madde alışverişini ne yapacaktır yine? Kolaylaştırıcı görevleri bulunur. Bir sonraki sorumuza hemen bakalım. Birbirine zıt çalışan hormonlar nelerdir? Birbirine zıt çalışan hormonlarımızdan bir tanesi insülin, diğeri ise glikagondur arkadaşlar. Şöyle yazamadım. Glikagondur. İnsülin dediğimiz kan şekerini düşürücü etkisi vardır. Glikagon dediğimizin ise kan şekerini yükseltici etkisi vardır. Peki bu işlemleri nasıl yaparlar? İnsülin bu işlemi gerçekleştirirken mesela yaptığı olaylardan bir tanesi kan şekerini düşürmek için. Kanda bulunan glikozu karaciğerde neye çevirecektir? Glikojene çevirecektir. Glikagon ne yapacaktır? Şekeri yükseltmek için glikojeni tekrardan glikoza çevirecektir. Tabi bu yaptıkları bir iş. Kan şekerini başka yollarla da tabii ki de düşürtme ya da yükseltme işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Bir diğer zıt çalışan hormonumuz ise ya da hormonlarımız ise kalsitonin dediğimiz hormondur. Ki tiroid bezinden salgılanır. Bu arada insülinle glikagonu salgılandığı yerde pankreastır arkadaşlar. Kalsitonin tiroid bezinden salgılanır. Ve bir diğer hormonumuz ise paratormondur ki bu da paratiroid bezinden salgılanır. Kalsitoninin görevi kanda bulunan fazla kalsiyumun nereye geçişini sağlamak? Kemiğe geçişini sağlamak. Paratormonun görevi ise kemikte bulunan kalsiyumun nereye geçişini sağlamak? Kana geçişini. Tabii aslında bunların işleri kalsiyumla ilgili. Bir tek kandan kemiğe geçiriyor. Amaç burada bu ama mesela kalsitonin bunu yaparken kanda fazla kalsiyum olduğu için böbreklerde kalsiyum emilimini de azaltır mesela. Zaten kanımda fazla. Niye daha fazlasını alayım diye. Mesela emilimini azaltıp dışarı atılmasını sağlar. Hormonlarımız bunlardır ve görevleri de bu şekildedir arkadaşlar.
Hipotalamusun görevleri nelerdir? Ben hipotalamusu anlatırken endokrin sistemin, hatta denetleyici ve düzenleyici sistemin ağasıdır dedim. Hipotalamus ne derse o olur. Kimse hiçbir şey diyemez. Çünkü hipotalamus sözü geçen en kral insandır. Bakın, hipotalamusun görevlerinden bir tanesi şudur. Vücut ısısını düzenlemek. Vücut ısısını düzenler. Bakın, birçok görevi var. Aslında hormonların bütün görevi eşittir hipotalamusun görevidir. Yine vücudun su dengesini sağlamak. Onun dışında vücudu hemostazisini yazamadık yine. Allah affetsin. Hemostazisini sağlamak. Hemostazi nedir? Hemostazi iç dengedir. Onun dışında arkadaşlar eşeysel bezleri yönetmek. Eşeysel bezleri yönetmek dışında uyku ve uyanıklık durumunu yönetmek. Canlının biyolojik ritmini yönetmek. Canlının biyolojik ritmini yönetmesi dışında açlık ve tokluk durumunu yönetmek. Onun dışında canlıda bulunan karbonhidrat ve yağ metabolizmasını düzenlemek hipotalamusun görevidir. Yani sistemin ağası olacak kadar var mıymış? Evet, sistemin ağası olacak kadar varmış. Bir sonraki sorumuza hemen bakalım. Hipofiz hormonları nelerdir? Arkadaşlar, biz hipofiz bezini ikiye ayırıyoruz. Bunlardan bir tanesi ön lob, lob olarak ikiye ayırıyoruz. Ve bunlardan bir tanesi de arka lob. Bu arada önceden ara lob da vardı, salgılanan hormon da vardı ama onu ön loba geçirdiler. Hani bu da ek bilgi olarak aklınızda bulunsun. Ön lob hormonlarına baktığım zaman STH, FSH, LH, LTH, ACTH, şöyle şunu A yapalım. Onun dışında MSH, başka yazmadığımız var mı? Ve TSH olmak üzere ayrılıyor. Yani STH büyüme hormonu, FSH folikül uyarıcı hormon, LH lüteinleştirici hormon, prolaktinimiz, adrenokortikotropik hormonumuz ki en kral hormonlardan ve en sevdiğim hormonlardandır telaffuzundan dolayı. MSH melanosit uyarıcı hormonumuz, TSH ise tiroid uyarıcı hormonumuz. Arka lobdan salgılanan hormonlara geldiğimizde ise ADH antidiüretik hormondur. Ve bir de oksitosindir arkadaşlar. Şu an birçoğunuzun adrenokortikotropik hormon demeye çalıştığınızı biliyorum. Ben bunu sınıfta da çok fazla arkadaşlarla deniyorum. Adrenokortikotropik hormonumuz ön lobdan salgılanmakta. Şimdi bir sonraki sorumuza bakıyoruz ama tabii ben bu soruları kopyala yapıştır yaparken burayı düzenlemeyi unutmuşum. Buradaki soru özelliklerine göre eşleştiriniz olacaktı arkadaşlar. Özelliklere göre eşleştirdiğimizde hapşurma işlemiyle omurilik soğanı ilgilenir. Diz kapağı refleksiyle omuriliğin kendisi ilgilenir ki diz kapağı refleksinde arkadaşlar ara nöron bulunmaz, bilginiz olsun. Görme refleksiyle orta beyin ilgilenir. Kulakların dikleştirilmesiyle yine orta beyin ilgilenir ki görme ve duyma reflekslerinin merkeziydi orta beyin. Beyincik yarım küreleri arasında impuls iletimini sağlayan ise ponstur ki pons da sadece memelilerde. Metabolizma ve çalışma hızını artırır. Metabolizma ve çalışma hızını artıran hormonumuz bizim tiroksin hormonudur. Kandaki şeker oranını düşürür. Kandaki şeker oranını düşüren hormonumuz insülin hormonudur ve pankreastan salgılanır. Tiroksin de tiroid bezinden. Kandan kemiğe kalsiyum geçişini sağlar. Kandan kemiğe kalsiyum geçişini sağlayan kalsitonindir ve yine tiroid bezinden salgılanır. Tiroid bezini uyarır ve hormon salgılanmasını sağlar. Tiroid bezini uyarıp hormon salgılanmasını sağlayan hormonumuz bizim ise TSH'tır. Doğum sonrasında süt bezlerinin boşalmasını sağlar. Doğum sonrasında süt bezlerinin boşalmasını sağlayan oksitosindir. Bu arada metabolizma ve çalışma hızını arttıran STH'tır ki büyüme hormonudur. Onu biraz önce iki kez söylemeyi unuttum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, umarım size bir faydası dokunmuştur. Umarım güzel şekilde sonuçlanır sınavlarınız. Bunu sınavlarınızda hani kısa bir tekrar olması amaçlı yaptım. Umarım size bir faydası dokunur. Faydası dokunduysa beğenmeyi, yorum atmayı, arkadaşlarınıza önermeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sesim biraz, volüm biraz düşük, biraz rahatsızım arkadaşlar. Kusura bakmayın, bunun için ayrıca özür diliyorum. Tekrardan hepinize iyi çalışmalar, sağlıklı günlerde mutlu kalın.
Thank you.